Merhabalar herkese. Turkey Beyond Borders seminerlerin bu bölümünde Türkiye'de insan hakları savunusu konusunu ele alacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Lülüfer Körükmez. 2017 yılında bu suça ortak olmayacağız bildirisinin imzacılarından olmam sebebiyle kanun hükmünde kararname ile birçok başka barış akademisyeni gibi ihraç edildim. O zamana kadar Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyordum. İhraç edildikten sonra bir grup ihraç edilmiş diğer Barış Akademisyeni ile birlikte Türkiye İnsan Hakları Vakfı bünyesinde İzmir'de TİV Akademi adını verdiğimiz bir çalışma grubu oluşturduk. O zamandan bu yana da bu grupla birlikte insan hakları alanında araştırma, savunuculuk ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu seminer yine TİV Akademi'de Nilgün Toker, Cansu Akbaş Demirel ve Nermin Biter ile birlikte yürüttüğümüz İnsan Hakları Mücadelesi'nin Değişim Hakları başlıklı araştırmadan hareketle hazırlandı. Ve seminerde Türkiye'de insan hakları savunusunun 1980'lerin sonundan günümüze kadar olan seyrine odaklanacağız. Türkiye, herkesin malum olduğu üzere insan hakları karnesi oldukça kötü bir ülke. Kısa serbestleşme dönemleri dışında da bu kötü karnenin süreklilik gösterdiğini söyleyebiliriz. Böyle bir tarih içinde de insan hakları savunusu hemen her zaman suçlulaştırılmış, baskı altına alınmış ve cezalandırılmıştır. Ve hatta insan hakları savunucuları devletin bütünlüğüne, çıkarlarına zararlı kişiler, gruplar, örgütler olarak çerçevelenmiştir. Sonda söyleyeceklerimizden birini başta söyleyecek olursak, insan hakları Türkiye'de hiçbir zaman ana akımlaşmamıştır. Ümit Cizre'nin tabiriyle ise popülerleşmemiştir. Bu seminerde 1980 darbesinin ardından yaşanan insan hakları savunusunun Türkiye'de politik dönemlere ve elbette insan haklarının genel görünümünü de içeren üç dönem içinde ele alacağız. Ve bu kapsamda birinci dönem 1980 darbesi ardından Avrupa Birliği'ne giriş hedefi için yapısal dönüşümlerin yapılmaya başlandı 2000'lere kadar olan dönem. Ki bu dönemde insan hakları ihlallerinin de yaygın olduğu bir dönem. İkinci dönem 2000'lerden 2010'lara kadar olan kısa dönem. Ki bu dönem yine insan hakları alanında iyileşmelerin yaşandığı ancak aslında içine çelişkileri ve kırıkları da barındıran bir dönem. Üçüncüsü ise 2010'lardan sonra başlayan ve halihazırda bugün 2022'de de içinde olduğumuz her türlü baskı ve şiddetin ülkede egemen olduğu dönem. Elbette amacım bu seminerde 35 yıldan fazla bir tarihi kronolojik olarak anlatmak değil ancak Türkiye'de insan hakları alanında yapılan araştırmaların, akademik araştırmaların azlığı göz önüne alındığında kronolojik tarih çalışmalarının çok önemli olacağını, katkı sağlayacağını da söylemek gerekir. Bunlara da ihtiyaç var. Ancak seminerde daha ziyade uluslararası insan hakları mekanizmalarının insan hakları savunusunu nasıl etkilediğine odaklanacağız. Bunu yaparken de kaynağını uluslararası ilişkilerden ve yapısalcı yaklaşımlardan alan teorilere de uğrayacağız. Hemen başlayalım. 1980 darbesi sonrasından başlayalım elbette. Herkesin malum olduğu üzere darbe peşinden yıllar süren bir baskı ortamı getirdi. 80 darbesinin ardından Bülent Tanör'ün Türkiye'nin insan hakları sorunu adlı kitabında ifade ettiği biçimiyle sınırlamanın asıl, özgürlüğün ise yasaların el verdiği ölçüde olduğu bir dönem yaşandı. Tanör yine bu dönemde ülkede insan hakları ihlallerini kumülatif, yaygın ve sürekli olarak tarif eder ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyler ve adeta kurumsallaşmıştır der. Yaşam hakkı ihlalleri ve işkence başta olmak üzere ifade özgürlüğü, örgütlenme ve inanç özgürlüğü gibi alanlarda, geniş alanlarda ihlallerin kapsamının geniş olduğunu, yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine bu dönemde buna ek olarak PKK ile silahlı çatışmaların başlamasıyla tırnak içinde Kürt sorunu da alevlenmiştir. Özellikle 90'larda Kürt illerinde ve Kürtlere yönelik ihlaller insan hakları savunusunun taşlarını döşemek anlamında da önemlidir ki birazdan bu konu üzerinde duracağız. Bu dönemde yine sivil hareketler geniş biçimde baskı altına alınmıştır. Askeri yönetim sistematik ve etkili bir depolitizasyon süreci de işletmiştir. Siyasi örgütler ve sendikalar bu dönemde kapatılmıştır ve her türlü toplumsal muhalefet ya da toplumsal mücadele hareketleri içinde olanlar, politik hareketler,
sendikal hareketler dahil olmak üzere bu hareketlerde olan kişiler ya hapsedilmiştir ya da sürgünde yaşamaya mecbur edilmiştir. Yine Diyarbakır, Mamak ve Metris cezaevleri işkence ve kötü muamelenin sistematik olarak yaşandığı cezaevleriydi. Buralarda kalan, tutulan mahpuslar ve yakınları yine insan hakları hareketinin başlangıcını da örgütleyecek olan kişiler olacaklardı. Bu noktadan ilerlemeden önce biraz da ülkedeki genel duruma bakalım. Hatırlamak gerekir ki darbe öncesinde Türkiye'de insan hakları nosyonu ve hareketi çok yaygın değildi. Halbuki Türkiye Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin hazırlık çalışmalarında yer almıştır ve ilk imzacılar arasındadır. Ve 1954'te Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi'nin de tarafı olmuştur. Elbette devletlerin taraf olduğu sözleşmelere ve hatta kendi anayasalarına aykırı davranmaları, bu kanunları çiğnemeleri çok şaşırtıcı değil. Burada dikkat çekmeye çalıştığım şey, Türkiye'nin bölgesel ve küresel insan hakları çerçevelerine, mekanizmalarına ne kadar erken tarihte aslında taraf olduğu, bir parçası olduğudur. Ancak biraz daha tartışacağımız üzere Türkiye, ancak 1980'lerin sonuna gelindiğinde yeniden bu mekanizmalarla angaje olmak üzere adımlar atmaya başlamıştır. Türkiye'nin dahil olduğu insan hakları mekanizmalarının uyumlaşması ancak darbe sonrasında sivilleşmenin başladığı ve Türkiye'nin yüzünü Avrupa Birliği'ne çevirdiği döneme denk gelir. Hatırlayalım, Özal Hükümeti'nin kurulmasının ardından 86'da sivilleşme hareketlerinin başladığı, sivil hayata dönüşüm başladığını söyleyebiliriz. Ve Özal o dönemde AB'ye tam üyelik için 87'de başvuru yaptı. Türkiye'de hak savunusunda çok önemli bir dönüm noktası olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yasama yetkisi de yine tanındı ve yetki 1989'da yürürlüğe girdi. Türkiye'de bu dönemde birbirine paralel iki aksdan bahsedebiliriz aslında. Bir yandan AB'ye giriş amacıyla Avrupa sistemine dahil olmak isteği sebebiyle insan haklarını açıkça Türkiye reddetmediği, gerekli kurumları oluşturmak zorunda kaldığı bir pozisyondaydı. Diğer yandan da özellikle Kürt illerinde yaşanan ağır ve ciddi insan hakları ihlalleri teröre verilen cevaptan ibaret olduğu, devletin bütünlüğü ile ilgili bir mesele olduğu ve bir hak meselesi olmadığını ileri sürüyordu aynı anda. Bu sırada 80'lerin örgütlenme özgürlüğü üzerindeki ağır baskının ardından siyasi mahkumlar, aileleri ve yakınları, eski mahkumlar ve örgütlenme ve siyaset yapma özgürlüğü kısıtlanmış kişiler, ellerinden alınmış kişiler İnsan Hakları Derneği'ni kurarak bir araya geldiler. Başak Çalın'ın tespitiyle 1986'da İHAD'nin kurulması teorik ve entelektüel bir kanaatten ziyade gözaltı, işkence ve kaybolmalara pratik olarak verilen bir tepkiydi. Ki bunlar, yani bu tür ihlallere uğrayan kişiler genellikle de askeri rejim ve onu takip eden sivil hükümetler altındaki solculardan oluşuyordu. Dolayısıyla İHAD solcuların kitlesel bir pratik tepkisiydi diyebiliriz. İHAD'nin kuruluşu Türkiye'de insan hakları tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Sadece istibdat rejiminin bir miktar gevşemeye başladığı bir dönemde kurulan ilk örgüt olması bile değildir elbette. Aynı zamanda sakıncalı ilan edilen Kürt illerinde yaşanan hak ihlalleriyle ilişkilenmesi, uluslararası insan hakları mekanizmalarının nasıl kullanılacağının öğrenilmesi sebebiyle de önemlidir. Ama daha da önemlisi, Türkiye'de insan hakları nosyonunun oluşmasında ve örgütlenmesinde önemli bir kaynaktır İHAD. İnsan hakları savunusunun görevlerini birkaç başlıkta ele alabiliriz. Bunlar izleme ve raporlama çalışmaları ve ihlal ortaya çıktığında ihlalin giderilmesi ve tazmini çalışmaları elbette çok önemlidir. Bir başka ve daha önemli olan başlık ise aslında önleme çalışmalarıdır. Yani ihlalin ortaya çıkmasını engellemek için yapılan çalışmalar.
İşte bu noktada Türkiye'de hak savunusunun ne kadar etkili olduğu meselesi tartışıla gelmiştir. Hamit Bozarslan 2001'de yazdığı makalesinde 90'lar Türkiye'sinde politik koşullar ve insan haklarına yönelik tutum göz önüne alındığında insan hakları örgütleri kurumsallaşmış hak ihlallerini önlemek yerine yalnızca tanıklık edebilir ve kaydedebilir durumda olduğunu söyler. Peki biz buna 2001'den değil de 2022'den geriye baktığımızda nasıl görüyoruz, nasıl görürüz? Aslında ihaleyle başlayan hareket için ilk bahsetmemiz gereken elbette hareketin siyasi karakteridir. Yani az önce bahsettiğim gibi genel ifadeyle sol ve muhalif kişilerin bir şemsiye altında toplanması ve mücadele için bir alan olarak bir araya gelmesiyle oluşmuş ihale. Ancak ihale başından itibaren insan hakları söyleminin ve dilinin kurulması, insan haklarını hukuku dışlamadan ancak hukukun dar bakışı ve uygulamalarını da açacak bir biçimde insan hakları hareketini örgütleyebilmiştir. Böylece insan haklarının yerelleşmesine de hizmet etmiştir. Bu anlamıyla Bozarslan'ın çizdiği çerçeveden daha geniş bir etki alanı olduğunu söylemek mümkündür. Yine bir başka insan hakları alanında çalışan araştırmacılardan Elif Babül, ilk nesil insan hakları savunucularının tanımlayıcı özelliğinin mağdur olarak statüleri olduğunu söyler ki doğrudur da. Ancak insan hakları perspektifinin kabulü tam da kendilerine benzemeyenlerin haklarını savunmalarını öğrenmenin önüne geçmemiştir ihade için. Yani siyasal karakteri insan hakları ilkelerinin uygulanmasına engel olmamıştır. Bu ikisini bugüne değin getirmeyi hem siyasi karakterini hem de insan hakların bütüncüllüğünü ve üstünlüğünü bir arada getirmeyi başarabilmiştir ihale. 90'lar boyunca bir yandan insan hakları izleme ve iyileştirme amacıyla kurumsal düzenlemeler yapılırken Türkiye'de örneğin İnsan Hakları Meclisi, pardon, İnsan Hakları Meclis Komisyonu'nun kurulması gibi. Diğer yandan da insan hakları ihlalleri ve hak savunucularına yönelik saldırı, şiddet ve baskı da devam etti. Politikacılar ve devlet yetkilileri insan hakları hareketini Kürt meselesi, terörizm ve ayrılıkçı hareketlerle bir görürken 90'lar boyunca pek çok insan hakları savunucusu saldırıya uğradı, işkence gördü ve maalesef ki öldürüldü. İnsan hakları ihlallerinin yoğun olduğu ülkelerde hak savunucuları suçlulaştırılır. Bu yaygın bir pratiktir. Bu nedenle devletler arası baskı ve ulusüstü kurumların baskı uygulaması ihlalci devletleri davranış değişikliğine itecek yollardan birisidir. Savunucuların kendi ülkeleri dışında destek araması, taleplerini güçlendirmek için yaygın kullanılan yollardandır. Kabaca 90'ların ilk yarısına kadar ihade, uluslararası insan hakları rejimiyle, uluslararası toplumla tanışma ve kendisini ve savunusunu yaptığı meseleleri tanıtma çabası içine girmiştir. İhadenin uluslararası mekanizmalarla ilişkilenmesi ve ağır insan hakları ihlallerinin belgelenmesi, duyurulması, ihlallerin giderilmesine yönelik hükümetlere baskı yapmayı sağlarken eş zamanlı olarak savunucuların da insan hakları savunusunun ilke ve pratiklerini, araçlarını öğrenmelerini sağlamıştır. Yani pratik içinde bir öğrenmeden bahsedebiliriz ihale için. Bu uluslararası toplum ve insan hakları aktörlerinin Türkiye'de yaşanan ihlallere ilişkin ihaleyi güvenilir bir kaynak olarak muhatap alması, aynı zamanda ihaleye ülkede bir meşruiyet alanı da sağlamıştır. Yani devletin marjinalleştirdiği hak savunucularının kaynağını uluslararası insan hakları ağı ve rejiminden alarak meşruiyet kaynağını buradan alarak yerelde mücadele ve dönüşüm alanı açabilmiştir, yaratmıştır. Aynı dönemde bir yandan ihale Türkiye dışında insan hakları örgütleriyle ilişki kurup destek sağlarken diğer yandan da Başak Çalın'ın yine tarifiyle ihalenin Diyarbakır Şubesi davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak isteyen mağdurlara adli yardımın ana kaynağı olarak işlev görmüştür. AİHM'in devletleri mahkum ederek ihlale uğrayan kişilere ceza ödetmesi bu mekanizmanın kullanılmasındaki temel motivasyondu. Burada ihlale maddi telafisinden ziyade ihlale maruz kalan kişi veya grupların
haklarının tescillendikleri, haklılıklarının tescillendikleri neredeyse tek ve en etkili mekanizma olması AİHM'i değerli kılmıştır. Ki bizim yaptığımız araştırmada da katılımcılardan bir tanesi o dönem için AİHM'in neredeyse mağdurlar için dünyanın adaletinin sağlandığı yer olarak görüldüğü, bir dünya mahkemesi olarak görüldüğünün altını çizmiştir. Burada hemen hatırlayalım, Uluslararası İnsan Hakları Kurumları aslında ulus devletler arasında onların katılımıyla oluşan ve onların onayıyla işleyen bir mekanizmadır. Bu mekanizmada çeşitli teknik düzenlemelerle sivil toplum aktörlerine yer açılsa da nihai uygulayıcılar yine ulus devletlerdir. Bu anlamda hak savunusunun uluslararası alandan meşruiyet kazanması hala daha ülkelerin uluslararası politika içindeki pozisyonlarıyla ilişkilidir. Bu anlamda Kürt illerinde yaşanan ağır ihlallerin AİHM'e taşınması insan hakları savunucularının başarısıydı elbette. Ancak aynı zamanda devletin yüzünü AB'ye dönmesiyle de etkin olan bir mekanizma haline geldi AİHM ve bu ikisi birlikte işledi diyebiliriz. Yine bu dönemde sadece İHAD değil iki ayrı kurumdan daha bahsetmek gerekiyor. Bir tanesi Mazlumler, diğeri ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TİHİF. TİHİF, İHAD'nin de kurucuları arasında olduğu 32 hak savunucusu tarafından işkence ve kötü muameleye odaklanmış bir örgüt olarak kuruldu ve 1990 yılında kurulduğundan bu yana uluslararası bir örgüt olarak işlev gördü. Mazlumlar ise 1991 yılında zulme karşı mazlumdan yana mottosuyla kuruldu. Kurucular arasında Milli Hareket Partisi ve İslami çevrelerden kişiler vardı. Ve insan hakları ve hem milli görüş ve İslam kaynaklı görüşler arasındaki gerilimler çeşitli zamanlarda da Mazlumlar'da tartışılmıştır. Mazlumlar 2010'larda yeniden biçimlenmeye başladı ve günümüzdeki biçimine yani Nilgün Toker'in ifadesiyle bir tür gongoya dönüştü. Ancak o zamana kadar özellikle başörtüsü meselesi ve İslami çevrelerin uğradığı hak ihlallerine odaklandı. Hem Mazlumlar hem İHAD aslında temellerini aldıkları dünya ve politik görüşe rağmen insan haklarının üstünlüğünü gözetebilmiş ve koruyabilmiştir ve bu iki örgüt karşıtlıklarına rağmen, politik karşıtlıklarına rağmen insan hakları savunusu noktasında çeşitli işbirlikleri de yapmışlardır. Bu hızlı özet, uzun dönemin hızlı özetinden şöyle geçebiliriz aslında. 90'ların sonuna kadar olan dönem insan hakları savunusunun örgütlenmesinde bir başlangıç dönemidir. Devlet politikasının AB'ye üyelik yönüne dönmesi bir yandan insan hakları kurumlarının oluşturmasını getirirken öbür yandan da ihlallerin devam etmesini engelleyememiştir maalesef ki. İnsan hakları ve örgütleri ve savunucuları için ise sürekli baskı ve saldırının olduğu bir dönemdir. 2000'lere kadar olan dönem. Ve insan hakları savunucuları yine de insan haklarının bütüncüllüğünün yanı sıra savununun pratik araçlarını da öğrenmişlerdir. Ve aynı zamanda uluslararası insan hakları aktörleri tarafından tanınmış ve meşruiyetlerini büyük oranda bu dönemde buradan almışlardır diyebiliriz. Burada kesiyoruz. İkinci videoda 2000'ler ve 2010'larda Türkiye'de insan hakları savunusu ile devam edeceğiz. Teşekkürler.